dört duvarı arasında bir ana kucağı gibi sarar sarmalar insanları. Kimi zaman şen kahkahalar yankılanır salonlarında, kimi zaman bir hastanın inleyişiyle ürperir sessizliği. Kimi gün olur ki biten bir hayata atılan çığlıklara açılır pencereleri, kimi gün olur ki ilk çığlığıyla yeni bir hayatın muştularına kapanır kapıları. Ev vardır, ıslak bir yalnızlığa yanan lambası gecenin başladığı yerde söner. Ev vardır, çocuk kahkahalarıyla çınlar geç vakitlere kadar. Ev vardır, toz pembe bir mutluluğu kucaklar yıllar boyu. Ev vardır, boz bir gerçeğin alacasıyla boyanır akşamları. O evler ki dört duvarı arasında mutlulukların ulaştığı dorukları da, acıların en dayanılmazını da bir sır gibi saklar. Bazı evler vardır ki orada geçmiş zamanlar soluklanır. Sofalarında hala bir çocuğun iç çekişi veya kahkahası duyulur. Üzerine geçmiş zaman ve ihmalin tozları elenmiş eşyalarda gizli bir el dolaşır gibidir. Yanındaki hasır iskemleden az önce birisi kalkmış gibi bir his gelir insana. O duyguyu yaşayabilenler, o soluğu duyabilirler bu evlerde. Kapının çürümüş tahtasında beliren bir dudak, sanki unutulmaz bir şiirin ya da bizi her okudukça özge dünyalara taşıyan bir romanın ilk harfi gibi çeler ve çevreler. İşte bu evler, edebiyat dünyamızda hala birer yıldız gibi parlayan edebiyatçılarımızın doğup yaşadıkları evlerdir. Bu evlerde şiir ve sanat görünmez bir tül gibi sarar havayı. Sanki kapalı bir kapının arkasından ölümünden sonra yazmaya devam ettiği yeni şaheseriyle ortaya çıkacak gibi tatlı bir heyecanla ürpererek bekleriz Sait Faik'i, Reşat Nuri'yi, Nazım Hikmet'i, Bedri Rahmi'yi ve evler şairi Behçet Necatigil'i. Edebiyat dünyasının Orhan Kemal'i, dostlar arasında Raşit Ağa. ...56 yıllık bir yaşam. Orhan Kemal için yazma eyleminin mekanı olmadı. Bir masa, bir daktilo, bir de kahramanlarını dillendirecek ak kağıt buldu mu yeterdi ona. İnce zevkleri hiç yenilmedi yoksulluğuna. Başındaki yılların föt şapkası kalıp tutmaz olmuştu. Ne çıkar? Oturup hemen yazdı zamana yenilen münevver föt hikayesini. Hayata çevresinde olup bitenlere boş göze bakmadığı Orhan Kemal. Sokaktaki insan eserlerinde kahraman oluverdi. Sese dönüştü, konuştu. Bu ses bazen acının tam da cesaretle yoğrulduğu bir haykırış oldu. Yalancı dünyada, loş sokaklarda bir genç kızın son bulan zengin olma hayalleri oldu. Hanımın çiftliğinde tarladaki ter oldu. Sokakların çocuğunda çekiç seslerinde yiten gençlik oldu. Baba evinde ise kendi gençliği dile geldi ve Orhan Kemal'in yaşam gerçeği oldu. Yaşamı boyunca kendisine ait odası oldu hep kira evlerinde. Ama hiç işte bu bizim evimiz diyebileceği bir ev olmadı. İşte bu nedenle anlatılanların tanığı ve anlatılmayan
tüm hikayeleri, durmaksızın fısıldayan eşyaları bir müzede tanıklık ediyor geçmişine. Kimdi Orhan Kemal? Orhan Kemal, 1914 yılında Adana'da doğdu. Babası Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. dönem milletvekili Abdülkadir Kemali. ...1930 yılında Suriye'ye göç ettiler. Orhan Kemal'in okul hayatı son buldu. ...1937 yılında Nuriye Hanım'la evlendi. ...1939 yılında askerliğini yaptığı sırada ceza yasasının 94. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum edildi. Ben babamı 5 yaşında tanıdım. Çünkü doğduğumdan sonra 20 gün geçmiş ve babam askerliğini yapmak üzere Niğde'ye gidiyor. Ve oradan işte çıkan olaylar yüzünden Bursa cezaevine gidiyor. O arada görme imkanım olmadı. Yani gidemiyorum. Yani baba mefhumunu bilmiyorum. Yani baba sadece hapishaneden bana yollanan resimler, anneme yollanıyor mektuplarla birlikte. Resim geliyor, o resim benim yastığımın altında duruyor. İşte baba, ben 5 sene hep o resimlerdeki babayı baba olarak bildim, tanıdım. İşte bu arada Nazım Hikmet'i dede olarak tanıyorum. Nazım'la 3,5 yıl demek, başınıza gelecek en güzel şey demektir. 4 duvar arasında olsanız bile. Hapishane avlusunda birkaç adımda biten yola bir hayat sığdırmak demektir. Orhan Kemal'i Nazım Hikmet yetiştirmiştir. Orta sondan terk olan Orhan Kemal için hapishane günleri, eğitim günlerinin yeniden başladığı önemli bir süreçtir. Nazım Hikmet'in yönlendirmesiyle okumaya, araştırmaya, öğrenmeye yöneldi. Yazarlık hayatında da önemli aşamalar kaydetti. Nazım'dan aldığı eli Yaşar Kemal'e vermiştir. Muzaffer Bukçu'ya, Fikret Otyam'a bana vermiştir. Bu el almadır. Yani usta çırak kalfa ilişkisidir. Nazım da kimden almıştır? Nazım da Yahya Kemal'den almıştır. Yani sanatın böyle bir bütünlüğü vardır. Duvarların arasındaki okulda Orhan Kemal'e el aldı Nazım'dan. O da Nazım gibi kendi halkını anlamaya, anlatmaya başladı. Toplumcu sanat anlayışıyla toplumun kanayan yaralarını bazen tebessümle, bazen de hüzünle dokuyarak yansıttı. Hapis günleri bir gün son buldu ve cebindeki Nazım diplomasıyla yolu İstanbul'a düştü ailesiyle birlikte. 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yeni geldiğimizde Kasımpaşa'da bir arkadaşı vardı. Onun evinde kaldık. Kaldık, bir oda verdiler. 3 tane çocuğum var, Orhan var. Ancak odanın içinde, tepemizde yağan yağmur üstümüze başımıza geliyor. Kasımpaşa'daki zor günlerin ardından 1952 yılında Unkapanı'ndaki bu eve yerleştiler. Sabahla saat 4'te kalkar, saat 7'ye 8'e kadar kendi odası ayrıydı. Orada çalışırdı çünkü duyuyorum daktilo devamlı çalışıyor. Orhan Kemal'in evi bir nevi çalışma bürosu gibiydi. Zaten bir odası vardı. Yatağı, kitapları, daktilosu. Çalışma mekanı olarak evini bellemişti bugünlerde. Bir kalem işçisi olmuştu.
gün doğmadan kalkıp daktilonun tuşlarını dövüyordu. Kimi zaman da önüne geçemediği bir öfke kabarıyordu yüreğinde, kapı tokmağında isyana dönüşüyordu. Mutfaktaki evimizin girişinde pirinçten yapılan bir kapı tokmağı vardı. Bu kapı tokmağının çalınmasından onun ruh halini çok iyi bilirdik. Annem de yıllardan beri onun huyunu bildiği için bu durumda biz hemen evin birer köşesine çekilirdik. O sinirli haliyle eve girer, elini yüzünü yıkar, giyilir. Biraz da eve geldiğinde mutlaka pijamalarını giyer ve alt katta odamızda divan üzerine otururdu. Bir süre sonra sanki sapın köpüğü olan bu sinir bizleri gördükten sonra geçerdi. Hayat demekti çocukları. Umudun satırlarını yazardı onların gözlerinde. Evinin dışında kalırdı beynini kemiren boğuk sesler. Öfke sessizce çekip giderdi. Çoluğunu çocuğunu hepsini çok severim. Sıcak bir dokunuşa dönüşürdü her şey. Top oynardı çocuklarla. En büyük zevki bu. Akşam olunca, yemekten sonra ben ona güzel bir sofra hazırlarım. O hafif içkisini içer, çocuklara takılır, onlarla boğuşur, onlarla güreş yapar. Daha olmazsa odanın içinde top oynar. Onlar Fenerli olurdu, ben Galatasaraylı. Muhakkak beni kaleci dikerdi. Ben kalecilik yapardım Orhan Kemal'e. Yazı yazar. Sabahleyin ben kalktığım zaman beni çağırır. Onu muhakkak bana okur. Tavsiye ederiz beraber. Şöyle olsa daha iyi olur falan derdi. Memnun kalırdı. Çeker giderdi Cağaloğlu'na. Cağaloğlu. Yazdıklarını kazanca dönüştürmeye çalıştığı mekan. Eğer kitap hazırlamışsa onları satmaya çalışır. Pek almazlar ama gene alırlar bir bakalım, gözden geçirelim falan derler. Alırlar, ertesi günü iade ederler. Orhan Kemal kahrolur. Tabii eve gelir. Bitkin bir vaziyette. Bugün de olmadı der. Çünkü çoluk çocuk hep ona bakıyor. Yok para, yok pul, yok. Orhan Kemal olsanız bile zordur göğüs germek bir çocuğun ertelenen hayallerine. Kemal Tahir'in akrabaları bize birer kol saati taktılar abimle bana. Şimdi bir kol saati o devirlerde ulaşılması çok güç. Yani zor olaylardan bir tanesi, çok pahalı. Tabii ben onun sevinciyle gece 12'ye 1'e kadar oturdum, sonra uyudum. Sabah uyandığımda elim koluma gitti. Baktım şey yok, saat yok. Ve o saati sonradan öğrendim ki babam borçlarını ödemek için almış götürmüş satmış ve borçlarının bir kısmını ödemiş. Bazen bir kol saatinin tiktakları çaresizlik karşısında susabiliyordu. Şimdi 1966 yılında babam 36 günlük Sultanahmet cezaevine ziyaret etmişti. Oradan çocuklarına ve karıma diye bir mektup yazdı. Bu mektubun en önemli cümlesi şuydu bence, çünkü beni ilgilendiriyordu. Işıkçım üzülmesin, çıkınca bisikletini mutlaka alacağım. Gerçekten 36 gün sonra çıktı ama bisikletimi 1969 yılında, yani 3 yıl sonra alabildi. Ve her şeye rağmen güçlü kalabilmenin tanığıydı ağarmış saçlar. Kalemle geçinmek ne demektir biliyor musunuz? Ne kadar zordur. 5 tane çocuk bakacak, ev bakacak, kira verecek. Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Oysa İstanbul'un çok alçak gönüllü semtlerinden birinde çok ama çok alçak gönüllü bir hayat yaşıyorum. Buna karşılık gittikçe bindiren bir borç yükünün altından kurtulamıyorum. Orhan Kemal ölünceye kadar babasından kalan topraklara sahip çıkmadı. O kalemiyle geçindi, onun için bir şövalyedirdi. İstanbul kahvelerinde,
sokaklarında, hapishanelerde her şeye rağmen yazdı. Orhan Kemal'in satırlarını bugüne, hatta geleceğe taşıyan sır dimdik ayakta duran gerçekçiliğidir. Her şey değişse bile bir genç kız hayal kuracaktı yatağında ve kalabalık sokaklarda yarı alaylı bir haykırışla biri aniden karşınıza çıkıp şaşırtacaktır sizi mutlaka. Kahveden eve giderken kaç tane hikayesini öyle yakalamıştır. Çünkü yollar boşuna yürünmedi yıllar boyu. Kaçırmadan izlenen her an bir fotoğraf karesi gibi belirdi satırlarında. Bobby, Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in arkadaşı. Onu böyle beyefendi meyefendi kılığıyla, melon şapkayla, melon şapkayla, Bobby şaşırıyor. 72. Kavuşu açtığınız vakit Orhan Kemal'in Bobby'nin yazısını orada görürsünüz. Bu hayatın içinden gelmedir. Hayat hep ezecek değil ya. Biraz daha hafifletmek gerekli makamı. Nargilenin dumanında dostlukları çoğaltıp bir ağacın gölgesinde biraz da boş ver diyebilmekti. Bir gün Orhan abi dedi ki yeni bir yer buldum, çok güzel dedi. Neresi? İkbal Kıraathanesi. Oradan itibaren İkbal Kıraathanesi dönemi başladı. İkbal Kahvesi, Orhan Kemal'in keşfedip tüm arkadaşlarına haber vermesiyle bir edebiyat evine dönüşür. Diğer yazarlarla birlikte yapılan sanat ve edebiyat söyleşileri, basımı yapılmamış eserlerin ilk okunuşu burada yapılır. Orhan Kemal'in ikinci evi gibidir burası. Orhan Kemal'in bir de uğrak mekanları vardı. Adalet Cimcoz'un sanat galerisi vardı ki Orhan Kemal'in Beyoğlu'nda buluşma yeri orasıydı. Orhan Kemal mutlaka öğleden sonra eve gider uyurdu. Çünkü Orhan Kemal'in çalışma tarzı şuydu. Sabah çok erken kalkar, kendi kahvesini kendi pişirir, oturur çalışırdı. Hayatının son yıllarını Basınköy'deki bu evde geçiren Orhan Kemal, yine bir kiracı gibi inip çıktı merdivenleri. Bu evin tamamen kendilerine ait olduğu günü göremedi. Yaşamının son anına kadar eşi Nuriye Hanım'ın yazı masasını, kitaplarını, çocuklarını hep yanında istedi. Babamın bir özelliği vardı. Cumartesi, pazar günleri bütün ailesini yanında isterdi. Yazmakla kalmadı. Canlandırdı her bir kahramanını ailesine cumartesi matinelerinde. Kendi günlüklerinde de bahsettiği Murtaza 2'yi belli bir bölümünü yazmış. Onu getirdi, okudu. Aslında o bir okumak değil. O Murtaza'yı yaşıyordu. Murtaza'yı Murtaza gibi seslendiriyordu. Yani bir tiyatrocudan daha iyi oynuyordu. Hayatının yarı yükünü omuzlayan ve belki de Orhan Kemal'in hiç durmadan yazabilmesini sağlayan hayat arkadaşına teşekkür etmek içinse Cemile romanını yazdı. Bugün Orhan Kemal'den bize kalanlar dimdik ayakta. Geçmiş
kapanan bir kapının ardında kalsa bile. Orhan Kemal 2 Haziran 1970 yılında hayata gözlerini kapadı. Yaşamı boyunca kalemiyle geçinmeye çalıştı.